Türkiye başta doğalgaz olmak üzere petrolde de Rusya'ya bağımlı. Doğalgazımızın 2021 yılında %44'ünü Rusya Federasyonu'ndan ithal ettik. Bunun yanında ham petrol geliyor, petrol ürünleri geliyor, gübre geliyor. Bu da petrol ya da doğalgaz türevi dersek. Bunlara bağımlı. Petrol olarak şu anda önümde bir rakam yok ama ciddi oranda bağımlı. Krizin bir kere dünya piyasalarına yansıması fiyatların artışı şeklinde. Gaz özellikle Avrupa'da pazara dayalı, pazar yerine dayalı gaz fiyatı, TTF fiyatı. TTF çünkü orada en önemli referans nokta oldu. Bu krizin başlamasıyla arttı. Bunun yanında petrol de arttı. Bugün 5. gün sanıyorum. Geçen hafta ben 100 doları bulur demiştim hafta sonuna doğru. İşte buldu. Bugün de bu yaptırımlar özellikle Swift yaptırımından sonra Brent petrol 103 dolarlar mertebesinde. Tabii Türkiye'nin ithal ettiği Rus gazının bir kısmı da mavi akımdan ithal ettiği gazın bir kısmı da petrol ürünlerine endeksli. 1 Nisan'da yeni dönem başlayacak. Onun fiyatı da artacak. Yenilenen kontratların %30'luk kısmı petrol ürünlerine endeksli. %70'lik kısmı TTF endeksli. Hep birlikte Türkiye'nin enerji faturasını hızlı bir şekilde yükseltecek unsurlar bunlar. Tabii oradaki çatışma ve Türkiye'nin hem Rusya'ya hem Ukrayna ekonomisine bu kadar entegre olması Türkiye'nin de CDS primlerini de arttırdı. Öte yandan Türkiye'de de kurun yukarı doğru hareketlenmesine sebep oldu. Gerçi hazine müdahale ediyor, bastırmaya çalışıyor ama kur da buna paralel olarak 14'leri geçmiş durumda. Önümüzdeki dönemde de tabii hazinenin rezerv gücüne bağlı olarak kurun yükselme trendinde olacağını tahmin edebiliriz. Gazın bir kısmını TTF'e bağlamak daha volatil bir yapı sağlıyor. Petrolde belki bu volatilite gaza göre yani petrol formüllü kontratlarda gaza göre böyle bir volatilite daha az olabilir ama sonuçta gaz fiyatı da petrolün lokomotifliğinde tümüyle korole bir fiyat yapısında. Yani petrol arttığında uranyum fiyatları da artıyor, gaz fiyatları da artıyor. Bu da yani Türkiye'nin şu anda da artan bir trend içinde gaz ithal ettiğini gösteriyor. Normalde geçen hafta çok ciddi bir artış oldu. Fakat sonra biraz gevşedi fiyat ama bugün petrol tekrar yükseldi bu yaptırımlarla. Ben bu hafta bir indirim beklemiyorum açıkçası. Bir de petrolün ya da petrol ürünlerine akaryakıtın vergi ayağı var. Özel tüketim vergisi ayağı var. Bu bazen devlet zaman zaman artışların bir kısmını yansıtmamak için ÖTV'nin üzerinde ayarlama yapıyor. Şu anda da yani fiyat düşmüş olsa bile ÖTV gelirine de muhtaç. Çünkü gaz, doğal gaz ciddi şekilde sübvanse ediliyor. BOTAŞ'ın zararları 10 milyar doları geçti. Bunun için de ciddi bir vergi gelir ihtiyacı var. Dolayısıyla ben bu hafta indirim beklemiyorum. Ben fiziki bir kesintinin olacağını sanmıyorum. Halihazırda Rusya şu anda Türk Akım 2 üzerinden Avrupa'ya gaz iletiyor. Yani hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya gaz iletiyor. Türk Akım 1'den Türkiye'ye, Türk Akım 2'den Avrupa'ya. Dün baktım, dün akan miktar 400 milyon kilowatt saat civarındaydı günlük akan miktar. Bunu metreküpe çevirdiğimizde 40-45 milyon metreküp gün gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Keza şu anda Ukrayna üzerinden de halen taşınan bir miktar var. Rusların taşıdığı. O akış da devam ediyor.
Kuzey Akım 1 üzerinden de akış devam ediyor. Rusların da zaten gelire ihtiyacı var yani bu Ukrayna Savaşı'nı finanse etmek için. Rusya tarafından bir sıkıntı olacağını hiç beklemiyorum. Bu ödemelerle ilgili SWIFT'ten çıkarılmasıyla ilgili şu anda enerji ve petrol bu işin dışında bırakıldı, muaf bırakıldı. Sadece iki Rus bankasına yaptırım var. Yani şu anki SWIFT yaptırımıyla gaz ve petrole de bir etkisinin olacağını sanmıyorum. Ama ileride bu genişletilirse mutlaka Ruslar da bir çözümünü bulacaktır. Bu savaştan ötürü bütün dünya ölçeğinde petrol fiyatı yukarı doğru hareketlendi. Türkiye'nin yılda ithal ettiği petrole baktığınızda 1 dolarlık artış varilde 300 milyon dolar artmasının neden oluyor. Petrol ithalat faturasının 10 dolar aldığı vakit 3 milyar dolar. Yani bir kere petrol faturası artacak. İkincisi doğalgaz. Doğalgaz fiyatları Rusya'dan ya da İran'dan ya da Azerbaycan'dan alınan gazın fiyatlarını dolaylı yönden etkileyecek. Nasıl etkileyecek? İki boyutta. Bir, bu sözleşmelerdeki alım fiyatlarında da fiyatlar belli dönemlerle gözden geçiriliyor. O gözden geçirilme esnasında kullanılan ölçütlerden bir tanesi petrol fiyatları. Petrol fiyatlarındaki artış doğalgaz fiyatlarındaki de yukarı doğru itecek. İkincisi de bazı sözleşmelerde anladığımız kadarıyla uluslararası doğalgaz piyasalarına da atıf var. Uluslararası doğalgaz piyasalarındaki endekslerdeki yükselme bu boru hattı anlaşmalarındaki fiyatların da yükselmesine neden olacak. Üçüncüsü de Türkiye boru hattıyla aldığı gazın dışında belli miktar gazı da spot olarak sıvılaştırılmış doğalgaz olarak ithal ediyor. O fiyatlardaki genel yükselme Türkiye'ye de yansıyacak. Türkiye'nin aldığı sıvılaştırılmış doğalgazın da bedeli arttığı için toplam doğalgazın paçağı maliyeti artmış olacak. Yani her boyutta Türkiye'nin enerji faturası daha da artacak. Geçen sene 2021'de 50.5 milyar dolar para ödenmişti enerji ithalatına. Bu sene bu rakamın maalesef bu gelişmeler nedeniyle çok daha yukarı çıkacağını söylemek falcılık değil, bir gerçek olur diye düşünüyorum. Spekülatif fiyatlardan fiyatlar yukarı doğru gittiğinde Türkiye'de o fiyatlardan dolaylı yönden etkileniyor. Dolaylı ve doğrudan etkileniyor. Her düzeyde etkileniyor. Geçen sene 2020'de dünyada Covid'den ötürü talep düştüğünde gazda da bir arz fazlası olduğunda 1000 metreküp 100 dolar mertebesinde gaz bulunuyordu. O zaman Türkiye 300 dolar aldığında vay Türkiye 3 katına pahalı alıyor deniyordu. Çünkü Türkiye boru hattı anlaşmaları o şekildeydi. Ama biz o zaman da söyledik. Bunlar dedik ki konjonktürel bir durumdur. Yarın şartlar değişir. O 100 doların 1000 dolara geçtiğini, 1100 dolara ulaştığını, 1300 dolara vardığını, 1500 dolara kadar çıktığını ve en son Rusya'daki bir de kamu devlet bakanlardan bir tanesi ne dedi? 2000 dolara da görürsünüz siz dedi. Yani bu ne kadar spekülatif olduğunu bu rakam silsilesi ortaya koyuyor. Hemen yapacaklarına ihtimal vermiyorum. Bu kadar yoğun tepki aldıkları için milyonlarca insan sokaklara döküldü. Faturalarını yaktı, protesto ettiler. Şimdi o tepkileri gevşetmek için pansuman tedbirleri uygular. Yaza kadar bir şey yapmazlar ama yazın doğalgaz fiyatlarında ortalık yumuşayınca bir fiyat artışı gündeme gelebilir. Bugün itibariyle bağlıyız. Şöyle söyleyeyim. Bugün tükettiğimiz doğalgazın %99.5'ini, petrolün %92'sini, kömüründe, taş kömüründe %90'ına yakın bölümü ithal ediyoruz. Yerli olan bir tek lignit var fosil yakıtların içinde. Ve petrolün %8'i var. Hepsi bu kadar. Şimdi bunu yenilenebilir kaynaklarla ikame etmek elbette mümkün ama bu bir zaman işi. Niyet işi, planlı kalkınma işi. Planlama diye bir olgu yok Türkiye'de. Eğer doğru bir planlama yapılırsa, doğru kamucu politikaları izlenmiş olsa, şu anda sadece %3'ünü kullanmış olduğumuz güneş enerjisi potansiyelini elektriğe çevirme imkanı olabilir. Ve Türkiye bu şekilde yılda 250 ila 300 milyar kilovat saat elektrik pekala üretebilir. Rüzgarda karasal potansiyelini sadece 1/4 kullanıyoruz. 1/4 bekliyor. Deniz üstü rüzgar potansiyelinde daha yılın başındayız. Ki orada 100 megawatt kapasiteden söz ediliyor. Ki kapasite faktörleri son derece yüksek. Yani son derece büyük atıl kapasiteler var. Ama bunların değerlendirmesi zaman alacak bir şey. Siz hedef koyacaksınız, niyet koyacaksınız. Bu hedeflere ulaşmak için yol haritalarını belirleyeceksiniz. Ben bugünkü enerji yönetiminde, bugünkü iktidarda öyle bir niyet, öyle bir istek, öyle bir kararlılık görmüyorum.